Şu anki tavır ve hal ve hareketlerinden anladığım kadarıyla sen beni böyle kabul edecek bir kadına benzemiyorsun. Vallahi bunu normal aklı başında bir kadın zaten kabul etmez. Nasıl kabul etmez? Saçmalama hayat. Böyle kah kah diyen bir kadını hiçbir kadın böyle bir adamla yaşlanmak istemez ki. Nasıl bir adam bekliyorsun? Sevgiyle sen bakacak benden nasıl her bir adam zaman. Bekliyorsun? Ben nasıl istiyorum biliyor musun yaşlandığında? Takacak gözlüğünü, kitabını okuyacak. Türk kahvesini yapacağım ben onu. Türk kahvesini içecek, oturacak haberleri izleyecek. Torun torbaları gelecek, o torun torbalarını sevecek, öpecek, koklayacak. Tontiş bir dede. En sevmediğim yaşlılık tipi. En sevmediğin mi? Evet. Ben sana... Yaşlılık böyle güzel, kusura bakma. Kalk diyen bir adamın yaşlılığını kimse istemez yani. Ben gençken daha kitap okumayan bir adam. Yaşlandıktan sonra hayatta kitap okuyacağımı düşünmüyorum. Açık ve net aşkım. Artı pijamalarıyla takılmayı çok seven bir insanım. Evet, bu benim ilk kez altlı üstlü eşit olan bir pijamam. Ama bunu da Takım ben yok normalde. emin ol ki hayatım boyunca saklayacağım ve giyeceğim de. Emin olabilirsin bundan. Ve ben ciddi anlamda karısının veya sevgilisinin yanında rahat bir olan bir adamım. Beni az çok tanıdın senin yanındaki rahatlığımı. Ya rahat olmak var, bu çok başka bir şey Adnan. Neyi çok başka Ya bir şu şey abi? an bir mizansen yaptım, bir şey demiyorum ama gerçekten Sen böyle bir adam mizansen yaptığını mı istemiyorum. düşünüyorsun? Bilmiyorum yani, bu gerçek olamayacak kadar kötü şu Aşkım, o an zaman yani. sadece şunu söyleyeyim. Evet, içerisinde abartılar olabilir ama ciddi anlamda ben böyle bir insanım. Bak söyleyeyim sana, ben Ama ben de çok böyle hanzo, çok bu odun. tarz bir şeyle ben yaşlanmak istemediğimi çok eminim. İnsan, Yani ne o zaman istemediğimi beni biliyorum, ne tanıyamadın. istediğimi de biliyorum. Ne istiyorsun? Ne istemediğimi de biliyorum. Tamam, senin daha yine istediklerin içerisinde bana uygun olan tek bir şey söyle. Anlattım sana nasıl Tamam, yani. onun Hani içerisinde öyle bana uygun, gerçekten de benim bak, o üzerimde kadar uzun oturabilecek bir şey vadede, o söyle. kadar uzun vadede bir gelecek şeyi İşte kurmadım sıkıntı hayali. ne biliyor Ama musun? düşündüğüm zaman geçirmek istediğim profil şu değil yani. Gerçekten değil. Sıkıntı ne biliyor Sen musun? bak ne diyorsunuz? Ben Sen... böyle bir adamım. Ben böyle en nefret ettiğim şeyi yapıyorsun. Ben böyle bir adamım diyenler çok geldi buraya. Herkes değişebiliyor. Öyle böyle bir adamım demekle olmuyormuş. En fazla ne değişir biliyor musun? Kafamdaki şapka, bir üstümdeki yelek. Ya dert Daha pijama bak, değil ya. daha Bak şu dert pijama olayda değil. bile göbeğim var. Evet, kaba konuşuyorum. Ve eminim ki evlendikten sonra, o imzayı attıktan sonra, o rahatlığa büründükten sonra öyle olacağıma da eminim. Yani bunu görebiliyorum. Tamamen salacaksın yani kendini, umurunda olmayacak hiç. Şimdi bakıyorsun mesela pırıl pırılken giyiniyorsun, üstüne Belli bir yaşa başına kadar bakarım ama 40 pırıl yaşından pırıl sonra emin ol ki ben giyiniyorsun, kendime ediyorsun. Böyle bir bakıyorsam şeye dönüşecek misin evde? ben 40 yaşından sonra emin ol ki kendime bakıyorsam kork hayatım. Hayır yani tabii ki eskisi kadar bakmaman gerekir zaten. Niye? Niye o kadar özen gösterirsin ama daha derli toplu pirpak giyinilir yani, bu nedir yani? Pirpak daha yeni. Sıfır. Yine alın. Bahsettiğim şey o değil. Aşkım, ben senin nasıl bir Kusura bakma, erkek ben evde, istediğini bak anladım. ben evde de Eğer sen bana şey bir kadın değilim yani. Hani evde böyle açık pijama takım yüreklikle işte animasyon şeyli giyinen çocuksu ruhlu bir kadın değilim. Gene süslüyüm yani, anladın mı? Ben yaşlansam da öyle bir kadınım. o zaman açık Kadın yüreklikle kadınım sen yani. nasıl Ben öyle geldin bana, niye takılamam. Yani konuşturmuyor? ben Bak, yaşlı bir nefret kadın ettiğim da bir şeyi olsam, yapıyorsun. bak ben Nefret yaşlı ettiğim bir şeyi, kadın da tamam olsam öyle konuştum, anladım. giyinmem. Kokoşun tekisin, bunu anladım. Kokoş Ama değilim. beni de konuşturt da, tamam. Tamam. Nefret ediyorum bak bu oyundan. Tamam. Sen nasıl açık yüreklilikle insanların içinde de ben böyle bir adam istemiyorum Evet, diyorsan, istemiyorum. ben de sana şunu söyleyeyim. Ben böyle bir adam olduğumda da beni böyle kabul etmeyecek bir kadın istemiyorum. Biz de mi? Madagaskar dediği şey. Sen hiçbir zaman akıllanmayacaksın. Hiçbir zaman hatalarını anlamayacaksın. Ve ben Git bunu senin başımdan burnundan demiştim, fıtığı fıtığı getireceğim. Gel bunu orada demek. Bunları almayacak mısın? Ne demek, ne demek? Görüşürüz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Şimdi sana soracaktır belki. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. İlişkiye başlayalım. Sorularını hazırla kafandan. Kap. Aynen. Net ama. Adapte olarak geleceğim diğer sefere. Yüzünüz gülüyor. Au. Gamzeciğim. Çiğ köftemi unutma. Tamam. Kahve yaptım. Hadi bakalım da. Vallahi hoş, kafanı şişiririm. Hadi cümleten eyvallah. Çiğ köfte, çiğ köfte Allah'a dedi. Emanet. Ben de ayıp ediyorsun.
Kulis. Hiç herhalde. Gitmek, hiç gitmek istemiyorum ama. Evet. Hadi canım. Ne? Kime niyet, kime kısmet? Turgay hakkında konuştuk. O da benim gibi düşünüyor. Diyor ki hani Turgay seni takıntı haline getirmiş diye bunu biliyor. Turgay vazgeçmemiş bu arada. Ben de artık takıntı olduğunu düşünüyorum. Hani alacağım. Ben ona çünkü şey demiştim. Çok teşekkür ederim. Gel kulis var kulis. Kulis ben buradan katılayım. Ben şey demiştim ona bu eve geldiği zaman. Canım beni dinliyor musun? Evet dinledim. Aşkım. Herhalde dinleyeceksin. Ne diyeceğim? Ben seni reddetsem bile sen yarın bir gün burada başka bir kadına gidecek potansiyelde bir adamsın. Hayır değilim demişti. Ben bu lafı hatırladım. Şimdi ne yapıyor? Bir kere yürüdü ya. Yürümeye devam etmek zorunda hissediyorsun kendisini. Biz bunu konuşmuştuk zaten. Yok sen hani duyguları samimi buluyordun? Hayır. Ben ilk zamanlarda Turgay'ın tamamen hani gitmek olsun diye o yolda gitmek zorunda olduğu için gittiğini düşünüyordum ama kendim bizzat erkekler evinde yaşadığım şeyleri görünce duygularını samimi buldum. Her ne kadar mizahsen de olsa bir nevi yine kendimizi yansıttık şu olayda. Tabii. Az çok hani abartı da olsa içeri. Hatta Aycan da demden ne dedi biliyor musunuz? Siz dedi hakikaten 80 yaşına gelseniz bunlardan şikayet edersiniz, bunları seversiniz falan dedi. Dedim gerçeği yansıttık zaten daha ne olsun dedi. Ya, tamamıyla gerçeği yansıttık ama bunun üzerine Didem'in hepinizin yanında ben böyle bir adam istemem diye rahat rahat konuşması beni sinirlendirdi yani anlatabiliyor muyum abi? Desin buna ki, alışık olman lazım bir adam ya. Güzel şeyler söylese eyvallah ama tutup ben böyle bir adam istemem. Sen ne sabi adam? Şimdi bana tutup bunu dersen ben de sana derim ki o zaman beni böyle istemeyen kadın istemem derim. O zaman ayrılmak zorunda kalırız anlatabiliyor muyum? Bana böyle sert kelimelerle gelmeyecek abi. Ama şimdi Didem... biz zaten... burada güldürelim edelim diye ama bir anda da gerçeği söylüyorum yani. Ben böyle bir ben rahat bir adamım. Mizansen yapıyoruz ama yani mizansen adı altında da gerçekleri gösteriyoruz. Zaten mizah odur abi. Yani espri şekilde gerçekleri söylesin. Ben... Baba zaten Didem'in seni bazı konularda değiştirmeye çalıştı ve senin de buna uyarak değişmeye çalıştığını zaten görüyoruz. Bir şey diyeyim mi? Bunu ben ilk defa şu an gördüm. Gerçekten ben görüyordum. Vallahi yeni. Ben görüyordum. Ya bu tür hareket bak bu tür tavırları. Bak konuşmana kadar ben sen bunu zaten benimseyip Didem'in istediği gibi biri olmaya çalışıyordun zaten konuşma tarzına kadar. Aynısını söyledim ben de. Anladın mı? Ben Didem'le beraber olduğumdan beri konuşma şeklime daha çok dikkat ediyorum. Şu an ben bildiğin rahatladım ya. Konuşurken böyle Ankara şivesiyle falan konuştum ben rahatladım. Ve ben rahat rahat konuşurken Didem tutup ben böyle bir adam istemiyorum'a döndü.